İster istemez bir azınlık toplumuna üye olursanız hem kendi hikayenizi aslında yaşıyorsunuz ama aynı zamanda başkalarının hikayesi de sizin hikayelerinize nüfuz ediyor. Türkiye'de Ermeni olarak yaşamak, korkarak, saklanarak, gizlenerek yaşamak demektir. Bunun yanında yaşamak da istersiniz. Herkesin yaşadığı şeyleri siz de yaşarsınız ama bunlara eşlik eden etnik kimliğinizden, dinsel kimliğinizden kaynaklı bir takım karabasanlar da her zaman bu hayatın yanında ve içindedir. Hrant Dink öldürüldü. Bu diyaloğu arayan, diyaloğun yolunu arayan, diyalog için belki de canını vermeye de hazır kişi Türkiye'de sokak ortasında öldürüldü. Diyaloğu gerçekten işlevli ve anlamlı kılmak ne kadar sonuç doğrucu, ne kadar bizi oyalayıcı, inanın artık ben bilmiyorum ve bunu hani böyle gururla söylemiyorum. Bu benim aslında hayatımın yenilgisi. 50 bin kişiye göre belki haddinden fazla da ses çıkarıyor olabilir Türkiye'li Ermeniler. Ama zaten böyle de olmalı. Çünkü Ermeni meselesi aslında sadece Ermenilerin meselesi değil, esasen bir Türk meselesi. Ermeni olmak kendi başına zorların zoru diyebileceğim bir zorluğa sahip. Özellikle Karabağ'da yaşanan savaş, onun Türkiye'deki yansımaları, diyalog kanallarını açmaya çalışan biri olarak, bir Türkiye'li Ermeni olarak çok yalnız hissettirdi. Aslında çok da evimde olmadığım duygusuna getirdi beni. Yani evim aslında benim o kadar da evim değilmiş. Komşularım o kadar da komşu değilmiş. Bir Ermeni kaderi olduğunu düşünüyorum. Bunu başka kuşaklar da böyle yaşadılar. Ben de kendi zamanım geldiğinde böyle yaşadım. Şimdi korkuyorum ki acaba kızım da mı böyle yaşayacak? Ben Robert Koptaş. Yayıncıyım, editörüm. Aras Yayıncılığı'nın genel yayın yönetmeniyim. Uzun yıllardır bu kurumdayım. Aras Yayıncılık Türkiye'de Ermeni edebiyatıyla, Ermeni tarihiyle ve kültürüyle ilgili kitaplar yayınlıyor Türkçe ve Ermenice olarak. Ben de üniversite yıllarından beri, yaşım ortaya çıkacak ama 1995'ten beri bu kurumda çalışıyorum. Arada bir Agos gazetesi parantezi var. Hrant Dink öldürülmeden önce ben o gazetenin yazarıydım. Öldürüldükten sonra da oraya emek vermeye, yardım etmeye giden insanlardan biriyim. Orada böyle 7-8 senelik bir emeğim oldu. 5 yıl kadar gazetenin yayın yönetmenliğini yaptım. 2015'te de yuvama diyeyim, yani Aras Yayıncılığa geri döndüm. 5 yıldır da Aras Yayıncılığın daha faal, daha aktif bir şekilde yayın hayatına devam etmesi için çalışıyoruz. İster istemez bir azınlık toplumuna üye olursanız hem kendi hikayenizi aslında yaşıyorsunuz ama aynı zamanda başkalarının hikayesi de sizin hikayelerinize nüfuz ediyor. Yani anlattığım, elbette ki anlatacağım tabii ki benim hikayem ama belki de sadece benim hikayemden ibaret olmayabilir. Ben Kurtuluş'ta doğdum, İstanbul'da. Babam tarafı Sivaslıydı, babam Sivas'ta doğmuştu. Annem tarafı Kastamonulu, annem İstanbul'da doğmuştu. İstanbul'da tanışmışlar, evlenmişler. Kurtuluş'ta hala da öyle. İstanbul'un en kozmopolit, en nüfus olarak, etnik, dinsel olarak karışık, karmaşık yerlerinden biri. Hala öyle bir mahalle kültürü var. Çok geçmişten beri kendine özgü bir yaşantısı var. Dolayısıyla esasen Ermeni olmanın çok doğal olduğu bir mahallede doğdum ve büyüdüm. Yani biz mahallede Ermeni Türk arkadaşlar, yani o hep söylenir ya. Gerçekten ben öyle yaşamaya başladım. İlk idrak ettiğim yıllar, sokakta oynadığım, maç yaptığım, işte sokak kavgaları yaptığımız yıllar, Ermeni Türk arkadaşlar beraberdik. İlkokula başladığımda ben bir Ermeni okuluna gittim. Lusavuruçyan, Elmadağ'da, şimdi kapandı öğrencisizlikten. Orada fark ettim aramızda bir ayrım var. Yani bazı arkadaşlarım işte Uğur, Mehmet işte Kurtuluş İlkokulu'na gidiyorlar, Kuvayi Milliye İlkokulu'na gidiyorlar. Ben başka bir okula gidiyorum ve birden onların hayatında başka dersler, benim hayatımda başka dersler var. Yani birden Ermenice diye bir şey çıktı karşıma. Bu arada benim ana dilim de Türkçe. Bizim evde Türkçe konuşuluyor. Dolayısıyla ilkokula başlayınca Ermenice ile karşılaştım. Orada bir şaşırdığımı hatırlıyorum. Ondan sonraki yıllarda ise yani 11-12 yaşında, yani lise şey ortaokula başladığım yaşlarda şimdi olduğu gibi Karabağ'daki savaştan dolayı gergin bir ortam vardı. Ve ben yatılı okudum daha sonra, yani ilkokuldan sonraki yılları. Bir hafta sonu okuldan eve dönerken bir MHP afişi gördüğümü hatırlıyorum. Ermeni köpeği tükürsek boğulur diyen. Devamı da vardı ama devamını hatırlamıyorum. Ve orada böyle ilk kez hani işte İstanbul'un sokaklarında otobüse binmek üzere, evine gitmek üzere yola çıkmış 11-12 yaşında bir çocuğu düşünün. Orada bir
uyandım. Yani Ermeni olmak kötü bir şey galiba diye. Tabii ki aileden üzerinize sinmiş bazı korkular var, bazı bilgiler var. Çok konuşulmasa da ki konuşulmuyordu. Ama sokakta bana anne de, mama deriz yani anne. Mama deme anne de ki bir sürü Ermeni ailesinde yaşanan şey bu. Gibi ya da işte haçını saklayan insanları görmek sokağa çıktığında boynundaki haçı gibi. Dolayısıyla bunlar birleşmeye başladı ve Ermeni olmanın aslında biraz da korkuyla beraber geldiğini biraz daha iyi idrak etmeye başladım. Sonraki yıllar yani lise ve sonrası özellikle üniversite yılları daha politik olarak bilinçlendiğim dünyaya işte belli algılar çerçevesinde bakabildiğim, kendi bilincimi, idrakimi oturttuğum zamanlar meseleleri, bu konu etrafındaki meseleleri daha iyi anlamamı sağladı tabii ki. Geçmişte olanları, soykırımı, bununla yüzleşilmemesini, Türkiye'de o gün ve bugün yaşananları, neyin neyle bağlantılı olduğunu, bu ülkenin tarihinin aynı zamanda bir Türkleştirme ve Müslümanlaştırma tarihi olduğunu okudukça ve tartıştıkça daha ziyade anlamaya başladım. Ama günlük yaşamda ayrımcılık, korku, yani kalabalıktan olmadığınız duygusu sürekli yaşantıma eşlik etti. Ben çok erken bir yaşta, yani 18 yaşında Aras Yenik'te çalışmaya başladığımdan itibaren bunlara karşı bir mücadelenin de içinde oldum. Yani Aras'ta, sonra bir parçası olduğum Agos'ta hep birlikte bir arada var olabileceğimizi, kültürlerin birbirinin üzerine çıkarılmaması gerektiğini, bizim de Ermeniler olarak bu topraklarda var olma hakkımız olduğunu, geçmişte yaşananlar üzerine konuşma arzumuzun olduğunu, hak taleplerimizin olduğunu söyleyen, bunun için mücadele eden mecralardı. Ben de dolayısıyla üniversiteye başladığım yıl itibariyle aslında bunun bir parçası oldum. Bu da bence beni buraya daha çok bağladı. Yani içe kapalı yaşar genelde Ermeniler, korkuyla yorulmuş olduklarından. Ben o içe kapalılığı nispeten daha az yaşadım diyebilirim. Çünkü Türk arkadaşlarımız, Kürt arkadaşlarımız bizim işte bu mecralarda verdiğimiz mücadelenin doğru ve haklı bir mücadele olduğuna inanan insanlar her zaman yanımızdalardı. Dolayısıyla oradaki o empatiyi de, bunun siyasi anlamını da, mücadele duygusunu da, yok olmaya ya da baskılara karşı direnme hissini de ya da yöntemlerinde bir şekilde kendi hayatımın parçası haline getirebildim bu kurumlar sayesinde ve bu kurumların içinde aslında bir anlamda yetişmiş olmam sayesinde. Dolayısıyla o kadar sinmedim, o kadar korkmadım hiçbir zaman. Ama bu sinmediğim ve korkmadığım anlamına da gelmiyor. Bunları her zaman yaşadım. Birçok Ermeni'nin de hangi koşullar altında yaşadığını tabii ki çok iyi biliyorum. Ailemden, annemden, abimden, çok yakınlarımdan biliyorum. İnsanlar genelde korkarlar ve hani en kısa cevabı sorunuzun aslında Türkiye'de Ermeni olarak yaşamak, korkarak, saklanarak, gizlenerek yaşamak demektir. Bunun yanında yaşamak da istersiniz. Hayatta devam eder, günlük hayatınız, müzik dinlersiniz, güzel yemekler yapmak istersiniz. Mutlu olmak istersiniz, işte birini seversiniz, barışırsınız, ayrılırsınız. Herkesin yaşadığı şeyleri siz de yaşarsınız ama bunlara eşlik eden etnik kimliğinizden, dinsel kimliğinizden kaynaklı bir takım karabasanlar da her zaman bu hayatın yanında ve içindedir. Bu da sizi siz yapan, sizin kimliğinizi, benliğinizi oluşturan en temel unsurlardan biridir. Çok katmanlı bir soru. Benim de hala yaşarken 43 yaşındayım. Birçok şeyi yeniden keşfettiğim, yeni kavrayışlara ulaştığım bir mesele. Ama en kaba haliyle böyle özetleyebilirim. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Hrant Dink maalesef 2007'de öldürüldü. Yani önümüzdeki ay 20 gün, 30 gün sonra 14 sene olacak. Onun aktif olduğu, kamuoyunda söz söylediği dönemde işte gazetenin kurulduğu 1996'dan 2007'ye kadar olan 11 yıllık dönem. Zamanlar, koşullar, pek çok şey değişti. Elbette değişmeyen şeyler de var. Ermenilerin sesi hiç çıkmıyordu. Hrant Dink ve Agos sayesinde bu ses çıkar, duyulur oldu. Ama o bunu yaparken, bu adımları atarken hep nasıl kalabalığa kendini nasıl anlatabileceğinin yolunu aradı. İşte Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü zamanlarıydı, hatırlıyorum Agos'un ilk kurulduğu yıllar. O zamanki
söylemle, o zamanki yöntemlerle bugünküler çok farklı. O zaman yeni olan bazı şeyler bugün artık çok yeni tınlamıyor. O zamanki ortamda işlevsel görünen şeyler bugün belki çok anlamlı görünmeyebilir. Dolayısıyla bunlar değişiyorlar. Ama tabii ki onun diyalog arayışı, dertlerimizi yüz yüze karşılıklı başkalarını belki çok katmadan, üçüncü partileri, üçüncü grupları çok katmadan konuşup dertlere çözüm arama arayışı tabii ki çok anlamlı, çok hümanistçe, çok demokratça ve çok doğru. Bunlar ilkesel olarak böyle. Ama Agos kurulduğunda işte aynı şey geçerli. Ben 19 yaşındaymışım. Bugün de 43 yaşındayım. Neredeyse bir kuşak değişti. Yani 25 sene geçmiş oluyor kabaca. Hrant Dink öldürüldü. Bu diyaloğu arayan, diyaloğun yolunu arayan, diyalog için belki de canını vermeye de hazır kişi bugünün Türkiye'si ne, ama bu Türkiye'de sokak ortasında öldürüldü. Dolayısıyla ben şu anda bugün son yıllarda da yaşadıklarımızdan sonra onun kadar nasıl desem bilmiyorum, ılımlı hissetmiyorum, ılımlı düşünmüyorum. Diyalog elbette ki önemli. Diyalogsuz hiçbir şey olmayacağını kaniyim. Kendi hayatımda da böyle davranmaya çalışıyorum. Ama Türkiye'de sorunun tırnak içinde diyalogla çözülebilir bir sorun olup olmadığı konusunda artık şüphelerim var. Çok inanıyordum buna ama kendi gençliğim, ilk gençliğim, işte artık orta yaşlılığım diyeyim süresince o kadar badirelerden geçtik ve bu macera o kadar değişti ki Ermeni meselesinin veya Türkiye'nin diğer meselelerinin işte sadece bilmemek meselesinden kaynaklanmadığını düşünüyorum. Bilmemek derken şunu kastım. Yani Hrant Dink'in diyaloğu da hepimizin, biz Ermenilerin diyaloğu da şu. Türkler bilmiyorlar. Ermenilerin başına geleni bilmiyorlar. Olayların gerçekte ne olduğunu bilmiyorlar. Tarihin nasıl çarpıtıldığını bilmiyorlar vesaire vesaire. Bilseler böyle düşünmezler. Bilseler böyle davranmazlar. Bu bir yanıyla çok Hristiyanca bir bakış açısı bence. Yani hatta İsa'nın çarmıha gerildiğinde babasına, Tanrı'ya yani seslenip baba bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı deyişine çok benziyor. Ama ben Türkiye'de bugün sorunların bilmemenin çok ötesine geçtiğini ve sadece anlatarak, sadece konuşarak, sadece diyalog yöntemiyle yani insanlara ulaşarak bunu çözmenin mümkün olduğuna artık hani inanmıyorum demeyeyim çünkü ben de bilmiyorum alternatifini. Ama artık çok daha az inanıyorum. Bence çok güçlü bir inkar mekanizması, çok güçlü bir yalan mekanizması Türkiye Devleti. Galiba suça giriyor bu söylediğim. Bu yalan ve inkar mekanizması o kadar güçlü ki işte sivil toplum, diyalog, gazete, yazılar falan yoluyla bir şeyleri değiştirmek ve o diyaloğu gerçekten işlevli ve anlamlı kılmak ne kadar sonuç doğurucu, ne kadar bizi oyalayıcı, inanın artık ben bilmiyorum. Ve bunu hani böyle gururla söylemiyorum. Bu benim aslında hayatımın yenilgisi. Çünkü ben hep buna inanarak yaşadım. İşte 18 yaşından bu yaşıma kadar kitaplar yayınlamak, yazmak, çizmek, işte röportajlar vermek, röportajlar yapmak vesaire. Ama o devasa kötücül devlet mekanizması, milliyetçi, devletçi vesaire vesaire o kadar güçlü ve baskın ki kötülükten başka bir şey üretmiyor ve kötülüğe karşı sadece sözle savaşmak ne kadar mümkün? Ben artık çok şüphedeyim. Dolayısıyla çok iyimser değilim bu konularda. Yani siyaseti sadece işte parti siyaseti, parlamenter siyaset olarak düşündüğümüzde düşünmüyorum. Şöyle, yani Mark Arasyan rahmetli oldu, işte AKP'liydi, Garo Paylan HDP'li. Yani parlamentoda bu dönemde iki tane Ermeni vekil vardı. Bundan önce de CHP'de Selina Doğan vardı. Yine Ermeni bir milletvekili. Yani üç önemli partide üç milletvekili vardı. Daha önceki dönemlerde de milletvekilleri olduğu, bir Yahudi milletvekili olduğu, işte Demokrat Parti'nin 27 Mayıs'ta öldürülmüş Zakar Tarveri, başka önemli roller üstlenmiş Ermeni vekiller oldu mecliste. Ama bunun kendi başına çok bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Yani bunlar sembolik olarak önemli ama fiiliyatta az etki uyandıran
kişiler oldular. Garo Paylan'ı bunun dışında tutuyorum. Garo Paylan gerçekten sözünün arkasında duran, siyasetini takip eden ve sürekli Türkiye için fikirler geliştiren bir milletvekili portresi çiziyor ve partisi için de son derece önemli bir figür. Ama hani bunun ötesine geçersek, her türden Ermeni var, her görüşten Ermeni var. Sadece siyasi olarak da değil, her meselede Ermeniler kaç mesele varsa o kadar bölünebilen, başka diğer topluluklar gibi homojen olmayan, son derece heterojen topluluklar. Dolayısıyla HDP'de de başka partilerde de siyaset yapan, farklı görüşlerini farklı mecralarda ifade etmeye çalışan insanlar var. Geçmişte yani 96'ya, Agos'a kadar, 2000'li yıllara kadar Ermeniler hep kendi içine kapalı oldular ve siyasi konularda görüş beyan etmekten istisnalar dışında hep kaçındılar. Bugün ise yani 50 bin kişilik küçük bir topluluk için sözünü iyi kötü söyleyebilen, kurumsal olarak bunu yapamasa da belli korkulardan ve kaygılardan ve baskılardan dolayı en azından öne çıkan bazı figürler, yazarlar, entelektüelleri, aktivistleri aracılığıyla derdini anlatabilen, elbette duymaya açık olanlara veya duyabilecek olanlara, dolayısıyla sesini iyi kötü çıkarabilen bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Hatta yani 50 bin kişi olduğunu unutmayalım Türkiye'li Ermenilerin. 50 bin kişiye göre belki haddinden fazla da ses çıkarıyor olabilir Türkiye'li Ermeniler. Yani Ermeni meselesinin hem simgesel önemi, hem reel hem nominal önemi bakımından baktığımızda 50 bin kişiyi çok aşan bir anlamı var Türkiye'de. Ama zaten böyle de olmalı. Çünkü Ermeni meselesi aslında sadece Ermenilerin meselesi değil, esasen bir Türk meselesi. O yüzden de zaten böyle olmalı. Yani Agos... hani çok Agos çok bir şeyle karşılaşmadı diyecek oldum ama yani Agos'un evet genel yayın yönetmeni öldürüldü, davalarla karşılandı, sokaklarda tehdit edildi, birkaç sayısı daha önce Hrant Dink Saken toplatıldı. Dolayısıyla Agos'un sadece hikayesine baktığımızda yani son 25 yıla baktığımızda burada bile ağır bir bedel olduğunu görürüz. Daha önceki yılları biliyorum. Yani Noror diye bir Ermeni gazetecisi vardı, sosyalist eğilimli. Başka gazeteler. Öne çıkan her figür, yani devletin kendisine çizdiği tabi, milleti sadıkanın devamı olan, devlete karşı sözünü ancak çok bir lütuf talep ediyormuş gibi dile getiren Ermeniler dışında hak talep eden, başka gruplardan insanlarla temas eden, İşte o diyalog kanallarını açmaya çalışan, dertlerini anlatmaya çalışan herkes baskı altına alındı. Yani Osmanlı dönemi değil sadece, sadece soykırım değil. Cumhuriyet dönemi boyunca da Ermeni basını da sürekli baskı altındaydı. Öne çıkan bazı dediğim gibi entelektüel isimler, yazarlar vesaireler. Dolayısıyla Ermenice basın ki çok az gazete var, çok az okunuyor ama varlar hala. Uzun yıllardır devam eden iki önemli gazete var, Marmara ve Jamanak. O devletin ve genel olarak hakim unsurun kendisi için çizdiği sınırların dışına çıkmazlar. Yani Agos gibi, Aras Yayıncılık gibi ya da işte bu adı geçen bazı entelektüeller, kamu figürleri gibi hak talep etmezler, haksızlıkları dile getirmezler, bir şeylerin değişmesi için çağrıda bulunmazlar. Onlar kendilerini tanınan sınırlarda devletlerine saygılı, hükümetlerle her zaman iyi geçinmeye çalışan bir çizgidedirler ve dert yaşamazlar o anlamda. Ama bana sorarsanız bu zaten derdin kendisidir. Yani sesini çıkaramayan, derdini anlatamayan, haksızlığa uğradığını dile getiremeyen, ancak saygılı bir dil, çok çok saygılı bir dil üzerinden bazı sıkıntıları çözüm arayan bir yaklaşım zaten sorunun kendisini çok iyi ifade ediyor. Dolayısıyla Ermeni basını da genel olarak hani benim bildiğim geçmiş ve kendi içinden geçtiğim gazetecilik tecrübesi veya yayıncılık tecrübesi de baskıyla ve zorla çok iç içe geçmiş bir tarihe sahip. Ermeni gazeteci olmak herhalde daha zordur. Türkiye'de olmak zor. Öncelikle onu söyleyeyim. O zorluğu siz de yaşıyorsunuzdur. Herkes kendi açısından zorluk yaşıyor. Maalesef çok zor bir coğrafyadayız. Kötü zamanlardan geçiyoruz maalesef. Yani daha demokratikleşmek, daha çoğulculaşmak yolunda ilerlerken
çok daha olanın da gerisine düştüğümüzü belki siz de takdir ediyorsunuzdur. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla hepsi zor. Ama bu zorların içinde gerçekten Ermeni olmak kendi başına zorların zoru diyebileceğim bir zorluğa sahip. Çünkü bu son aylarda vardığım kanaat, hissettiğim duygular, özellikle Karabağ'da yaşanan savaş, onun Türkiye'deki yansımaları, savaşa bayrak sallayarak katılanlarla sessiz kalarak, yalnız bırakarak bir anlamda onlara destek çıkanlar diyeyim, sessiz ve pasif bir şekilde destek çıkanlar. Beni Türkiye'li bir Ermeni olarak işte İstanbul anlattım kısaca hikayemi. İstanbul'da doğmuş, Kurtuluş'ta doğmuş. İşte burada da artık bir hayatı olmuş yani 40 küsür senelik bir ömrü olmuş. Ve işte söz söyleyen, yazıp çizmeye, üretmeye, diyalog kanallarını açmaya çalışan biri olarak, bir Türkiye'li Ermeni olarak çok yalnız hissettirdi. Ve ben evimdeyken, bugün evimdeyim, burada evimde hissediyorum kendimi. Ama aslında çok da evimde olmadığım duygusuna getirdi beni. Yani evim aslında benim o kadar da evim değilmiş. Komşularım o kadar da komşu değilmiş. Ya da insan kendini evinde güvende hisseder en çok. O yüzden orası evdir. Evinde kendini güvende hissetmemek diye bir şey varmış. Ben bunları yaşadım son aylarda. Bu tabii sadece son ayların meselesi değil. Yani son yıllarda yaşadıklarımızın, benim kendi hikayemin, yani bu az çok yine özetlediğim hikayenin dönüşe vardığı yer. Ve hikaye tam da bu. Yani Ermeniler binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyorlar. Bu toprakların çok eski bir unsurular. Ama zaten bu tarih, bu hikaye şiddetle yoğrulu bir tarih olduğu için de hep korktular ve kendilerini evinde güvende hissetmediler. Ben bundan farklı hissetmişim. Farklı bir hikayeye inanmışım. Yani değişip dönüşeceğimiz hep beraber. Birbirimize iyi geleceğimiz. Evet, hikayesine inanmışım. Ben de artık belki orta yaş meselesi bilmiyorum. Ama eski kuşakların yani eski Ermeni kuşakların yani çok bir şeyin değişmeyeceği, bu ülkede bazı tabuların yıkılmayacağı, suskun kalmak, çok fazla göze batmamak gerektiği, çok fazla değişime inanmamak gerektiği yönündeki kanaatlerinin çok da haksız olmadığını gördüm. Ben öyle davranabilir miyim? Ben öyle davranamam. Çünkü ben de bu kendi zamanımın tırnak içinde çocuğuyum. Dolayısıyla ben onlar gibi köşeme çekilmeyeceğim. İnat etmeye devam edeceğim. Ama inat ederken umuda, iyimserliğe sahip misiniz derseniz, keşke eskisi gibi sahip olsaydım derim. Dolayısıyla bu yaşadığım kırılmanın, bu yaşadığım yenilginin, gerçekten şahsi bir yenilgi gibi yaşıyorum bunu. Yani inandığım şeyin boş olduğunu, kof olduğunu gördüm. Kendimin de saf olduğunu gördüm. Bir Ermeni kaderi olduğunu düşünüyorum. Bunu başka kuşaklar da böyle yaşadılar. Ben de kendi zamanım geldiğinde böyle yaşadım. Şimdi korkuyorum ki acaba kızım da mı böyle yaşayacak? Dolayısıyla bunun çok zor olduğunu, çünkü geçmediğini, anlatılamadığını, kimsenin sizi duymadığını gördüm. Ve bunu hakikaten büyük bir taraftan da bir kayıp duygusu gibi yaşıyorum. Yani bir şeyleri kaybettim gibi yaşıyorum. Kaybettiğim şeyin de geri toplanma ihtimalini pek görmüyorum. Dolayısıyla ben yine de oyumu en zoru Ermeni olmak diye kullanmak istiyorum. Bari burada buna hakkım varken söyleyebiliyorken söyleyeyim.